Merhaba Web Tekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus'ı bilgisayara çeviren Samsung DeX'i inceliyoruz. Elinizde bir Samsung S8 veya S8 Plus varsa DeX'i alıyorsunuz, HDMI üzerinden televizyona bağlıyorsunuz. Daha sonra klavye ve mouse'unuzu da üzerindeki USB girişlerine takıyorsunuz. DeX'in arkasındaki Ethernet portuna interneti veriyorsunuz. Ve DeX'imiz artık neredeyse kullanıma hazır. Şöyle kimliği gösterir gibi DeX'i açıyorsunuz ve buradaki USB portuna telefonunuzu şak diye oturtuyorsunuz. Tabi yapmanız gereken son bir adım kaldı, DeX'e enerji vermek. Biz bunu direkt USB üzerinden güç vermeye çalıştık, yemedi arkadaşlar. Ne zaman S8 Plus'ın orijinal şarj aletini taktık, zart diye çalıştı. Arka tarafta bir fan var arkadaşlar, bu da şu işe yarıyor. Telefonunuz çoklu işlem yapmaya başladığınız zaman ısınırsa diye telefonu bir tık soğutuyor. Böyle bir işlem veren fan bulunuyor. Şimdi bağlantılarımız tamam olduğuna göre gelin bakalım televizyonda bizleri neler bekliyor. Gördüğünüz gibi Windows ekranına benzer bir ekran bizleri karşılıyor. Şöyle mouse'u kullanabiliyoruz rahat rahat. Aynı zamanda sağ tıkımız da yerinde. Sol alt tarafa baktığımız zaman 3 tane seçenek var. Bir tanesi telefonumuzda mevcut olan uygulamalar. Diğeri son kullanılanlar. Bir tanesi de ana sayfamıza geriye dönüyor. Aynı telefonun altındaki o 3 tuş gibi. Sağ altta da değişik seçenekler var arkadaşlar. Mesela burada pilimizi görebiliyoruz. Aynı zamanda bir klavye bağlı değilse ekran klavyesi açabiliyoruz. Sesi ayarlayabiliyoruz. Buradan da ekran görüntüsü alabiliyoruz gibi gibi seçenekler var. Bununla oyun oynayabilir miyim, oynayamaz mıyım? Arkadaşlar oyun için çok geçerli bir cihaz değil. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Mesela Angry Birds oynayacağız. Şöyle mouse'la tutup çekmemiz lazım. Tamam, bu oynanabilir bir oyun. Bunun için bir şey demeyelim. Ancak tam ekran olmuyor. Ben televizyonda o zaman niye oynuyorum? Ne mantığı var bunun? Kafa topunu oynamak için tabii ki de iki elinizde kullanmanız lazım. Ama mouse'un bir tane imleci var. Bu topa zıplayıp mesela vurmak istiyorum. Vurma gibi bir şansım yok arkadaşlar. Şimdi öyle balına vurdum. Ama klavyeden de bir şey yapamıyoruz. Herhangi bir müdahalemiz yok maalesef. O yüzden oyun oynama açısından pek aktif olarak kullanılmaz DeX. Şöyle bir de bu oyunların yanında bir araba yarışı açalım ve gördüğünüz gibi Asphalt Nitro DeX'te çalıştıramazsınız diyor. Telefon dokunmatik ekranları için tasarlanmıştır diyor. Yani böyle bir sorunumuz da var arkadaşlar. Bu arada oyunları tam ekran yapamıyoruz ancak mesela Chrome uygulamasını tam ekran olarak rahat rahat kullanabiliyoruz. Bu arada CTRL'ye basıp tıklayınca aynı Windows'taki gibi açabiliyoruz. Şöyle açalım. Bu herhalde yeter. Bayağı bir 50-60 tane sekme açtık herhalde. Çok büyük bir kasma yok. Ufak ufak takılmalar var. Bir de şu var arkadaşlar. Samsung'un DeX için yaptığı uygulamalar. Bunlar nelermiş? Şöyle aşağıya doğru inelim. Gördüğünüz gibi bitti. En iyi 500 diyor ama en iyi 500 değil maalesef. Bu cihazın aslında en temel amaçlarından birisi Word, PowerPoint gibi yerlerde belgelerinizi, metinlerinizi, sunumlarınızı düzenlemek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben de burada cayır cayır yazılarımı yazabiliyorum. Tabii ki de telefondan böyle belgeleri düzenlemek biraz zor olabilir. O yüzden böyle bir istasyonunuz varsa direkt televizyonunuza veya monitörünüze takıp istediğiniz gibi yazı yazmaya devam edebilirsiniz. Arkadaşlar video ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Maalesef BS Player vesaire gibi altyazı atabildiğiniz video oynatıcıları tam ekran yapamıyorsunuz DeX üzerinde. İllaki kendi oynatıcısını kullanmanız lazım. Bunu gördüğünüz gibi Samsung DeX'in kendi oynatıcısı ve tam ekran olarak izleyebiliyoruz. Ancak buna altyazı atılır atılmaz orası da ayrı bir dert. Arkadaşlar bir de ürünle ilgili şöyle bir problemle karşılaştık. Bağladığımızda bazen görüntü gelmeyebiliyor. Onun için de yapmanız gereken şey şu. Ayarlardan bağlantıları giriyorsunuz. Burada diğer bağlantı ayarları var. Buna tıklıyorsunuz ve buradaki bazen screen mirroring'de kalıyor. Buna tıklayıp DeX yapıyorsunuz arkadaşlar ve olay yine DeX'e dönüyor. Arkadaşlar artık yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim ve son sözlerimizi söyleyelim. Samsung DeX'i Türkiye'de 400 TL'ye bulabiliyorsunuz. Biz ofisçe düşündük, taşındık ve bunu maalesef 400 TL etmeyebileceğine kanaat getirdik. İlla ki böyle bir alette televizyonun, monitörünün yanında dur diyorsanız o zaman paşa gönlünüz bilir, yapacak bir şey yok. DeX için tam olarak oturmamış bir teknoloji diyebiliriz ancak bir şeylerin temelleri atılıyor belli ki. Bu bizim düşüncemiz arkadaşlar. Son olarak şuraya bir anket hazırladık. Biz bu ürünün fiyat baremini ortalama 100-150 arasında bir şey hak ettiğini düşündük. Peki sizler ne düşünüyorsunuz? Ankette cevabını bekliyoruz. Peki neden o fiyatı verdiniz? Bir de onu da yorumlara atın arkadaşlar. Aynı zamanda videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir Web Tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İki yanında duran bağlantıları tıklayarak bambaşka Web Tekno içerik ulaşabilir. Hemen ortadaki bağlantıdan kanalımıza abone olabilirsiniz.